endoskopi ucunda kamera bulunan yaklaşık olarak 1 metre uzunluğu olan böyle hastaların tabiriyle hortum şeklinde olan parmak kadar da kalınlığı bulunan bir cihaz esasında endoskopi işlemi ağızdan girerek yemek borusunun midenin ve 12 parmak bağırsağının incelenmesi işleminin adı Esasında hangi durumlarda yapılır? Özellikle yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı hastalığından şüphelendiğimiz hastalarda mutlaka yapılması gerekir. Özellikle e, ağza acısı gelme şikayeti olan, e, boğazda yanma hissi olan hastalarda, yutma güçlüğü olan hastalarda, e, midesinde yanma, ekşime, kazınma gibi şikayeti olan hastalarda e, ve yine e, yemeklerden sonra şişkinliği, hazımsızlığı olan hastalarda e, biz endoskopi yapılmasını öneriyoruz. Bunların dışında e, kanama şüphesi olan hastalar bizim için önemli e, gerek e, gizli kan kaybı olanlar gerekse aşikar kanaması olanlar hastalarda da mutlaka endoskopi yapılması gerekiyor özellikle 40-45 yaş bizim için önemli bir yaş grubu bu yaşın üzerindeki hastaların mutlaka endoskopi ile değerlendirilmesi gerekiyor daha genç yaşlarda başka tanı yöntemleri de kullanılabiliyor. ama e, kişinin bu semptomların olması halinde mutlaka uzman bir gastroenterologa başvurup endoskopi olmasında fayda var